Hellcase'de 100 dolarlık skin çekilişi yapıyorum. Detaylara, açıklama ve sabitlenen yorumdan ulaşabilirsiniz. Hellcase'de BOSS kodunu kullanarak %10 bonus bakiye artı 0.7 dolar bonus kazanabilirsiniz. Ayrıca kasadan çıkan skinleri upgrade kısmından yükseltebilirsiniz. Farklı kullanıcılarla kasa savaşlarına katılabilir, ekstra olarak günlük ücretsiz bonuslardan da faydalanabilirsiniz. Buldun mu ya şu hikayeyi? At bakayım şu kitabı, wetbet yaz. Ben bulamadım ya. Ben de bulamadım al diyorum. Tam buldum. her günler attılar. romantik bir gece. Aşk üçgeni. Yağmurlu bir akşamüstü Çarı ile akşam yemeğimizi yeni yemiş eve doğru yürüyorduk. Normalde annem beni uyumam için evde bekliyor olurdu ama evde değillerdi. Ben de bunu bahane edip Çarı'nın apartmanına... Ya Çarı niye yazdın ya bana? Tanrı'nın apartmanına onunla beraber girdim. Beraber ilk gecemizi saat 3'te yatakta uyuma kararı aldık. Bana sarılarak uyuyordu. Seksiliğini büyüsünden etkilenip sabah kadar onu izledim. Bir saat sonra uyuyakalmışım. Sabah ben mis gibi kokan yumurta kokusuyla beraber öperek uyandırdım. <gülüyor> <gülüyor> Ertesi gün sabahında yine aynı yatakta yine beraberlik Çarı uyuyordu. Ben son telefona gelen bildirim sesiyle uyandım. Mesaj bir kızdandı. Çarıyı uyandırıp kim olduğunu sormaya düşünüp vazgeçmiştim. O uyanmadan apartmanı terk edip işime geri döndüm. 5 saat sonra bana akşam eve gelmememi uyuyacağını söyledi. Ve ben inanmayıp evine gittim. Bir de ne göreyim sarışın bir kızı öpüşüyordu. Hemen telefonumu alıp fotosunu aldım. Sonraki gün Çarı'nın annesinin evine gidip kızın kim olduğunu sordum ve bana nişanlısı olduğunu söyledi. Yıkılmıştım. Tüm romantikliğimiz bir yalandan oluşuyormuş. 4-5 gün kafa dağıtmak için kızlarla partiledim. Artık tüm olayları anlıyofum. Bir şekilde intikam almalıydım. Bunun için aklıma Çarrı'nın arkadaşıyla sevgili olmak gelmişti. Gidip kavunla aşk yaşamaya başladım. <laughs> bir ay sonra sevgili olduk. İkinci ayımızda kelepçelerle çok güzel bir gece geçirmiştik. Bir gün Çara ve sarışın kız benle kavunu double date çağırdı. Reddetmedik. Mutlu mutlu yemek yerken Çara telefonun eline aldı. Bir şeyler yazdı. 30 sene sonra bildirim geldi. Meğersem bana yazıyormuş. Kızdan ayrılıp tekrar benimle birlikte olmak istediğini söyledi. Redbet, reddetmedim. Kavundan ayrıldım. sarışınla ilgili şaka yapıp şarap içerken birdenbire bir şeyin farkına vardım. Devamını istiyorsanız yorumlara yazın. Şerefsiz çardak. Allah kahretsin sizi. Burada da bana Bu nasıl hikaye dostum ya? Gerçek hikayeden esinlenmiştir. <laughs> bunu bunu filmini çekelim mi? Diğer bölümü istiyorsanız devamını istemiyoruz hayır. Yok sen yaratıcılığını burada bırak bence. Daha ötesi olmaz bu hikaye çok güzel olmuş. Bunun kitabı bu tek cilt. Devamı varmış. Olayların anlamsızlığı kafamı kurcalamaya başlamıştı. Belki de o sarıçın bir piyondu. Kavun'a durumları anlattım ve ondan ayrılırsam kavga çıkaracağını söyledi korkmuştum. Bu yüzden kavun uyduktan sonra gizli çarı ile buluşuyor aramızı düzeltiyorduk. Ta ki yakalanana kadar. Kavun bir gece ses duyduğu için kapıya çıkmış ve bizi görmüştü. Her ne kadar kaçmaya çalışsak bile olmamış. Çok sinirliydi. Sinirip çarıya yağmura Yumruğu bastı. Benim yapabildiğim tek şey izlemekti. Beş dakika sonra sakinlediler. İkisinin de ağzı burnu kan içindeydi. Hastane gittik doğal olarak yakın çevremize haber verildi. <laughs> <Ula la. gülüyor> Kanka birisi hikaye yazmış. Sarışın ve Çarın'ın annesi buradaydı. Annesi olayları anlamaya çalışırken ben Sarışın'ı süzüyordum. Yine Çarı'yı etkilemek için dekolteli giymişti. İçten içe onu sövüyordum. Ona kavun ve çarı odadan çıktılar. Yüzlerine pansuman yapılmıştı. Barışıp yeniden konuşmaya başlamışlardı. Sonra bir anda patladım ve çarıdan hoşlandım. Tüm hastanın ortasına bağırarak söyledim. Annesi olaya anlam veremedi ve ben de insanların görüşmeden ötürü utanıp atak geçirdim. 4 saat baygın kaldım. Uyandığımda yanımda yalnızca o vardı. Çarı vardı. Kavundan ayrılmam gerektiğini bu zaman gerçekten anladım. O sarışın kızdan ayrılmıştı. 3 ay sonra son olaylardan beri bir şey yaşamamışken bir mail aldım. Paris biletiydi. Gönderen Çare Ergündü. Beraber bir tatil teklif etmişti. Kışın ortasında beraber gittik, dolaştık ve son günümüzde Eyfel Kulesi'nin altında vals yaptık. Aşıktım. <laughs> Allah yardımcısı olsun. <laughs> Dostum eee Dört yıl önce yazmış. Kegrişime bol sumut içeren 196 kilometre testislerini hak eden bir kitap yazsanız ölür müsünüz lütfen? <gülüyor> <gülüyor> Bu nasıl bir hikaye? Canım sıkıldı ya hikayeye. kapak mapak bu nasıl bir Allah Allah